Pascal, Oman, Kadir çok değil mi? Aşıksan vursa da, şoförsen başkasın. Hadi be. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaz. Amanda hanimişler de hanimişler yeni yılın ilk programını mı dinlerler biz? Aman mı canım? Kadir Çöpte ve Pascal Numa bizi dinleyen, dinlemeyen herkese bol kazançlı, aşk dolu, sağlık dolu, para dolu, huzur dolu bir yıl diliyor efendim. Pascal, iyi seneler devrem. Sağ ol Kadir'im. Sana da iyi seneler. Nasılsın? Yeni senenin ilk mesai gününde kendini nasıl hissediyorsun bro? Kadir, ben var ya, hedefe kilitlenmiş roket gibiyim. Hedefin kim Pascal? Nefes alıp veren bekar her kadın. Bayağı büyük bir hedefim var Pascal. Kadir, amacım büyük. Horoz ölür, gözüsü çöplükte kalır diye bir laf duydun mu sen? Hangi horoz? Yani senin gibiler işte yani. Aa, ben Fransızım. O yüzden de horoz diyorsun. Doğru ya ya. Fransa'nın sembolü horoz değil mi? Evet abi. Ya ne sonik iş lan o. Horoz kesilip tencerede pişen bir hayvan icabında. Bir milletin sembolü oluyor mu ya? Kadir be. Türklerin sembolü ne? Bizde net bir sembol yok. Tarihte bir dönem kurt sembolü varmış. Orta Asya'dayken falan. Ondan sonra bu sembol işi bırakılmış galiba Pascal. Bizde bayraktır ya sembol. Abi en güzeli. Bayrak var ya, güzel sembol. Allah dalgalanmasına sebep olanlardan razı olsun bro. Amin abi. Ne yapıyoruz yeni senenin ilk programında? Halkımız mayışlı tabii yeni sene. Sendrom da bastı tabii ilk zamanlar, çalışma zamanları. Yılbaşı tatilinden çıktılar. Hafta sonu falan derken bayağı bir negatif birikmiştir ha. Ne dersin Pascal? Birikmiş midir? Merak etme. Cerati var ya. Çeker alırız. Sıkıntı yok. Alalım Pascal'ım, alalım. Halkımıza faydalı olalım canım. Bak trafikte yine çile çekiyor halk. Arkadaş, bir de yol denen şeyi amma severmişiz ya. Neden abi? Ya ta Asya kıtasını yürüyerek geçmişiz kardeşim. Gelmişiz, Edirne'lerde durmuşuz. Bu sefer de yurt içinde döneli döneli dolaşıyoruz. Bir böyle bir kızın üstüne oturmuyoruz gitti ya. Var mı böyle bir şey be? Abi siz var ya, gezereksiniz. Harbiden gezerek milletiz arkadaş. Evde bile oturmuyoruz Pascal. Ne olacak bizim bu halimiz ya? Kurtlusunuz ya. Kurt var. Oturamıyoruz. Kanımız kaynıyor bro. Yani yeni senede inşallah enerjimiz yüksek olur. Bereketimiz ve huzurumuz artar. Amin abi. Değil mi efendim? Yapıştır kardeşim Twitter adresimizi. Pascal Askizgi Kadir. Pascal Askizgi Kadir. Tweetlerinizi bekliyoruz. Bu anonsu duyup da tweet atmayanın yeni senede burnunun ucunda et beni çıksın. Açık söyleyeyim. Hatta belki alnında da çıksın yani. Ağır oldu ya. Kardeşim madem güzellikli olduğunu tehditle yapacak hacı. Ne yapalım, ekmek aslanın ağzında. Yeni senede efendim reytingi pik yapmamız lazım. Bunun için de geçmiş yıllarda verdiğiniz desteği, o güzel şefkati lütfen bizden esirgemeyin, bizi bırakmayın. Bu senede bu program memleketin en çok dinlenen radyo programı olsun. Yoksa yani hakikaten kötü olur. Bak bizi buradan Schüttingen Strasse yaparlar, aman diyeyim ha. Yani bir daha da bizim yüzümüzü göremezsiniz, öyle mi bro? Ne ölümüze ne dirimize. Bak şu el kadarsa abiyi sevindirin ya. Adam gurbet elinde ekmek arıyor ya, ekmek ya. Kim, ben mi? Sen tabii, garibi sevindirmek Allah'a sevindirmektir ha, bilin. Bir el atın şu garibana. Hadi efendim, işiniz gücünüz rast kessin, tabancanızdan ses gelsin. P Numa 21 Pascal'ın, Bro'nun, efendim bizim Bro'nun Instagram adresidir. Benimki de Kadir Çopdemir'dir. Kadir Çopdemir. Bekleriz efendim sayfalarımıza. Ama onun öncesinde bu programda biraz sonra sizdeki bütün negatifi dazır dazır çok 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 alacağız. Pozitifle dazır dazır verecek. En ufak bir şüpheniz olmasın. Başlıyoruz efendim. Hayırlı işler, bol gülüşler. Hadi bakalım. Hadi haydi başlıyoruz. Aragaz. Eli işte, gözü oynaşta olan program. Pascal. Kadir. Abi Dilber Hoca ile Büyük Başkan Sam Thunderbolt nerede kaldı ya? Bilmem abi. Telefon. Benimki çok. Pardon. Alo.
Aleyna aleyküm selam, kimsin? Oo sayın papa. Yaşasın, babacığım arıyor. Sayın papa buyurun efendim. İyi seneler. Kim? Ha, burada tabii, burada. Yapmayın ya. Bir saniye efendim, bir saniye. Pascal, babacın sana çok kızmış. Eyvah, niye ya? Diyor ki ne, Christmas geldi geçti, yılbaşı geldi geçti. Ne bir aradı ne bir mesaj attı. Elimi öpmeye bile gelmedi diyor. Pascal'ı yoklamada hep yok yazıyor. Suyu ısındı ona göre bilsin diyor. Babacım, affet beni. Haklısın babacım. Sayın papa, Pascal nedamet getiriyor efendim, özür diliyor. Ha, anladım. Nasıl girdiniz efendim yeni yıla? Evet. Sahi mi? Aa, çok ilginç ya. Ne diyor babacığım? Kadir'cim diyor, yeni yılda diyor Vatikan'daydık diyor, dışarı çıkmadık diyor. Kızma birader oynadık diyor, mandalina yedik diyor. Orhan Gencebay çıkacak mı diye televizyona baktık diyor. Yalnız diyor bu sene dansöz bile çıkmadı diyor. Ondan sonra niye böyle oldu anlamadık diyor. Ya Kadir be, İtalyan televizyonunda dansöz ne işi var? Sayın baba, siz Türk televizyonlarını izleseydiniz efendim ya. He? Yemin ediyorum Hristiyan televizyonlarında olmayan şey bizde vardı yani. Çok coşkulu kutladık biz. Evet. Tabii gönderin. Pascal, bak papa diyor ki, Kadir'cim diyor yılbaşında diyor kardinallere diyor 15 tane tam bilet aldık diyor. İki tanesine amorti vurdu, gerisi tıraş diyor. Biletleri yollayayım diyor, nakite çevirsin göndersin Pascal. Hemen babacığım, derhal. Yalnız diyor ben bilirim diyor, o Pascal'ın huyunu diyor. Tırnakçıdır diyor, parayı bir tamam isterim diyor. Posta havalesiyle göndersin diyor. Ama babacığım, kalbimi kırıyorsun. Hiç ben sana öyle bir şey yapar mıyım? Sayın baba, siz merak etmeyin efendim, ben sayarım parayı, sayarım. Vallahi evet, gelemedik. İsterdik, olmadı. Yo, Barack da çağırdı, Barack Obama da çağırdı, ona da gidemedik. İngiltere sarayındaydık biz, evet. Yani kraliçe, ben, Pascal, Prens Charles falan beraber girdik yeni yıla, evet. Ya yaşlı kadın tabii, gönlünü almak lazım tabii. Ne diyor? Diyor İngiltere kraliçesi de diyor 3 tane papa gömdü diyor. Hala ayakta diyor, o karı beni de gömecek diye korkuyorum diyor. Babacığım, Allah gecinden versin. Sen daha gençsin. Efendim sayın papa. Ne zaman efendim? Tabii Pascal'a bir sorayım. Ha, anlıyorum tabii, haliyle tabii. Ama papa, sayın papa, hadi işiniz gücünüz az kesin, tabancanızdan ses kesin can benim, hadi canım. Ne diyor babacığım? Vatikan'da diyor kardinallerle aramızda halı saha takımı çıkardık diyor. Latin Amerika Katolik İdman Yurdu ile halı saha maçımız var diyor. Pascal da diyor zangoş kadrosundan takımı aldım diyor, ileride onu oynatacağım diyor. Haftaya Vatikan'dasınız, itiraz kabul etmem, geleceksiniz diyor. Dedi zaten, kapattı. Emretsin ya. O ne demek be? En güzel gollerimi babacım için atacağım. Rövel çatı açacağım be. Sen önce pantolonun belini topla lan. Çatalın yine açıktan. Onun babası bu. Yaz kız açık. Tarzın bu. Senin tarzına s**t Pascal. Neyse, geçelim. Aragaz. Gazınızı alan tek program. Aragaz. Aragaz Haber. Aragaz sabah haberleri başlıyor. Kaynanasını yedi. İrlanda'da kaynanası ve eşiyle aynı evde yaşayan çılgın damat, kaynanasıyla yaşadığı geçimsizlik sonucunda kaynanasının baldırını yedi. Çılgın damat telefonda olacak. İstanbul'dan yol durumunu almak üzere helikopterden trafikçi Aydar'a bağlanacağız. Hava durumu için Dilker Yasin'e bağlanacağız. Aragaz sabah haberleri başlıyor. İrlanda'da kaynanası ve eşiyle aynı evde yaşayan çılgın damat, kaynanasıyla yaşadığı geçimsizlik sonucunda kaynanasının baldırını yedi. Kaynanasının baldırını yiyen çılgın damat böyle aşkın ızdırabını dedi. Çılgın damat telefon attığımızda. Alo, sayın çılgın damat, nasılsınız efendim? Oh, hello Kadir, how are you? Hey, baba ne olsun be, adımız çıkmış yam yama. Peki sayın damat, kaynananızı neden yediniz? Oh, no, I don't agree with this one. İtiraz ediyorum. Önce o benim başımın etini yedi. Nasıl yedi başınızın etini efendim? Oh, no, he said me that. I know you. Seni adam sandım, kızımı verdim. Evin yok, araban yok, yazlığın yok, kışlığın yok diye delirtti beni. Neden efendim evlenmeden önce araştırmamış mı sizi? You know that. These kaynanas are very straight. Ya bu kaynanalar acayip bir varlıklar. Kocası ölmeden önce iyiydi bu. Kocası ölünce çemkirecek erkek kalmadı. Bana sardı. Kocası ne oldu?
Why he was dead? You know that Pascal? Why he was dead? Onun dırdırından öldü. Adamı 55 yaşında mezara koydu. Emekli maaşını kendine bağlattı. Kendi gibi dullarla şehir şehir, kilise kilise geziyor. Adamın parasını yiyor. Kendisinin baldırını yemişsiniz efendim. Neden? Dead time orası denk geldi Kadir Bey. Orası denk geldi Kadir Bey. Peki olay yanına anlatır mısınız? No abi, what fake? Bay efendim, düğünde taktığımız altınlar sahteymiş. Yok be abi, ne sahtesi? Göya kuyumcuya götürmüş de göstermiş. Bu altınlar sahte demişler. Eve geldim, taratmalı tüfek gibi saydırmaya başladı. Sonra? I said that, you know that. Sonra abi zaten anan olacak o acuze kızıma gerçek altın takmaz dedi. Sizin gibi baldırı çıplığa kız verdim. Ah nasıl yanıldım dedi. O babacığın anan olacak karıya nasıl katlanıyor dedi. Kaynananız inceden sanki babanıza yürüyormuş gibi geldi efendim bana. Alenen yürüyor efendim. Benim huzurumu bozdu, anamın babamın saadetini de bozacak. Babam bize geldiği zaman bir süslenmeler, bir işveler, bir cilveler. Görsen 18'lik tiki kız gibi. Olay anını anlatıyordunuz, oraya dönelim lütfen. Yes, my father and my mother. Annemle babam bize gelmişti. Babamın geldiğini duyunca kaynanam da geldi tabii. Kadın budu köfte vardı yemekte. Ben çok severim. And after that, after my kaynana eat kadın budu. Kaynanam kadın budu köfteyi yedi. Ay bu da berbat olmuş. Kadın budu böyle olur değil mi Canıtın Bey diye baldırını açıp babama göstermesin mi? Vay. Peki sonra ne oldu efendim? And then my mother said to me that... Anam bana bak acuze, seni yolarım, yeter kocama yürüdün diye kaynanama daldı. Dalarken de bana saldır dedi. Benim de yılların kirni var içimde. Baldıra doğru 32 dişle daldığımı anımsıyorum, o kadar. Almışım kaynananın budunu komple. Peki sonra? Yes, they take me to the kuduz aşısı. Sonra beni kuduz aşısına götürdüler. Kuduz aşımı oldum. Gitmişken parazit ve tüy dökme aşısı da yaptılar. İyiyim yani. Peki kayınpederle kayınvalide ne oldu efendim? No, when I was in the prison... Ben içerideyken kayınvalide babamı kafaya alıp anamı boşatmış. Yazlığı falan da üstüne yaptırmış. İblis gibi bir kadın abi. Ben böyle bir şey görmedim. Peki bir Hannibal Lecter durumu sizde mevzubahis mi, ne dersiniz? I'm not eating brains but just... Abi ben beyin yemiyorum ama şahsen baldır eti dedim mi dayanamam yani. Anlıyoruz. Teşekkür ederiz. Gadanızı alırım. Good morning. Gadanızı alırım. Aragaz sabah haberleri devam ediyor. Aragaz. Aragaz. Babasını bile tanımaz. Aragaz Haber. İstanbul'daki trafik durumunu almak üzere helikopterden trafikçi Haydar'a bağlanıyoruz. Alo Haydar Bey. Akrep Nalan'ında bir zamanlar dediği gibi karlar düşer, düşer, düşer ağlarım. Düşen her kar tanesiyle birlikte hüznün de ruhumuzun aynası gönlümüze düştüğü, gönül aynası kir tutmuş olayların ne kar yağdı be abi, hüzn dondu diyerek şikayet ettikleri, keşfe açık ehli hal sahibi insanların ise düşen kar değil yarın sistemidir, ondan gelen hoş gelmiştir diyerek bağrını açtığı soğuk bir İstanbul sabahından sevgiler, saygılar Kadir Çöpdemir ve Pascal Luma. Haydar Bey, bu kadar uzun konuştunuz ve farkındaysanız bu tamamı tek bir cümleydi. Farkındasınız değil mi? Yani gerçekten ben de bazen kendime şaşırıyorum Kadir Çöpdemir. Yani İstanbul trafiği gibi cümle kurdum. Başı nerede, nerede belli değil yani. Peki Haydar, şu an İstanbul'da durun ne? Pascal Luma, şu anda ilginç bir oluşum var. Anadolu Hisarı'nın yanında sahil trafiğinde sıkışıp kalmış vatandaşlar Anadolu Hisarı'nın taşlarını sökerekten Boğaz'dan karşıya taş köprü kurmaya çalışıyorlar. İnşa edilen taş köprü Boğaz'ın yarısına kadar uzandı. Bu sırada Rus bandıralı gemi taş köprü inşaatına çarparaktan battı. Geminin kaptanı Vladimir Putin'in kayınçosunun oğlu çıktı. Putin meseleyi kişiden alıp Türkiye'ye nota verdi. Ne notası? Bir gece ansızın gelebilirim şarkısının notası. Dışişleri yetkilileri şarkı notasında hata olduğunu ve si bemol notasının ısrarla natürel yazıldığını gerekçe göstererekten notayı reddetti. Peki Haydar Bey, köprülerde durum nasıl? Yani köprülerde durum işler acısı Kadir Çöpdemir. Sabah 6'dan beri köprü trafiğinde sıkışıp kalan sürücüler arasında kıtlık baş gösterdi. Yaşlı bir tır şoförünü yemeye kalkan sürücüleri Birleşmiş Milletler gücü Stinger füzesi ataraktan ancak durdurabildi. Buna karşılık köprü trafiğindeki sürücüler araba jantı, araba motoru ve egzoz sisteminden parçalarla yaptıkları ve fenasi adını verdikleri füzeyle Birleşmiş Milletler'e cevap verdiler. Birleşmiş Milletler fenasi füzesini yiyince dağıldı ve dağılmış milletler oldu. Peki Aydar, TEM ve E5 oralar nasıl?
M5'te ise sürücüler sıkışık trafikte sabırla bekleye bekleye eridiler ve keramet göstermeye başladılar. Yani kimi uçuyor, kimi suyun üstünde yürüyor, kimisi de bakırı altın yapıyor. Çok mistik bir hava var şu an. Lan oğlum lan. Lan oğlum ne oluyor lan? Haydar Bey ne oldu? Köprüde sıkışan sürücülerin attığı güdümlü fenerci roketi yanlışlıkla benim helikoptere çarptı, kuyruğumu kopardı, düşüyorum. Fakat o da ne? E5 trafiğinde eren sürücülerden biri uçarak geldi ve beni kurtardı. Helikopter düştü, ben uçuyorum. Dayı ya sana zahmet, şöyle beni bir Mecidiye köye doğru ha, hafif indiriver. Sana zahmet. Ben helikopterden trafikçi Haydar, dayının sırtından sevgiler saygılar. Aragaz sabah haberleri devam ediyor. Aragaz. Zeki, çevik, ahlaksız program. Aragaz. Aragaz haber. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrenmek üzere meteorolog Yasin Dilker Bey'e bağlanıyoruz. Yasin hocam, alo. Kayseri Cizeppe Meazza stadından hepinize sevgiler, saygılar sevgili dinleyiciler. Bülbül Deresi Gençlik Gücü ile Real Madrid arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek finali için her şey hazır. Maçı Hindistan Federasyonu'ndan Rogi Aybar yönetecek. Rogi Aybar aslında bir fil terbiyecisi ama terbiye ettiği fillerin çoğu sonradan şerefsiz çıktığı için futbol hakemliğine yönelmiş. Aynı zamanda Hindistan'ın en önemli pul koleksiyoncularından. Real Madrid kalede Casillas, geride Carlos Quintos Artos Portos, ileride Hugo Sanchez'le gol arayacak. Ben bunları anlatırken maç 2-0 oldu bile. Şimdi top Larabella'da. Evet, Larabella içeriye kat ediyor. Larabella, Larabella. Ya lanet olsun ya. Bu Larabella kim ya? Alo Yasin Dilker Bey, hava durumuna geçelim efendim lütfen. Marmara bölgesinde kar var. İstanbul -3, gece -5. Bursa gündüz karakök içinde 5, gece aç parantez 4. Kocaeli'nde ise sanayi yüzünden oksijen bittiği için hava yok. İç Anadolu bölgesinde yoğun kar yağışı var. Akdeniz bölgesi yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı. Dağlar ise denize dikine uzanmaya devam ediyor. Ege bölgesinde don görülebilir çünkü rüzgar var. Etekler havalanabilir, aman dikkat diyoruz. Bu nasıl hava durumu? İngiltere yine sisli puslu bir havanın etkisi altında. Fransa'nın ise adeta donacak. Almanya kalede Mayer, Hrubeç, Rummenigge ve Uli Hoeneß. İleride ise Şükür abi, Tolga abi ve Hugo ile gol arayacak. Fenerbahçe'nin kalesinde Lukovcan var. Lukovcan tavuk karası olduğu için yüksekten gelen topları göremiyor ve bu yüzden kef giyiyor. Lukovcan'a Elazığlı Fenerbahçeliler Derneği, Elazığ'ın tanınmış siması şapkacı Körniyat'a yine Elazığ'ın traditional şapkası olan 8 köşeye kasket yaptırıp gönderdiler. Şu an Lukovcan kalede 8 köşeye kasketle orcik yiyerek ısınıyor. Yusuf yapma Yusuf. Yusuf ne yaptın? Ne yaptın Yusuf? Gerçekten sormadan duramayacağım. Yusuf ne yaptı Yasin Dilker Bey? Yusuf ev alıp tapusunu karısının üstüne yaptı. Bütün stat kendisini kılıbık Yusuf diyerek protesto ediyor. UEFA ise karının üstüne mal yapılır mı diyerek Yusuf'a 5 maç seyircisiz oynama cezası verdi. O nasıl oluyor ya? Hakikaten Dilker Bey, takıma seyircisiz oynama cezasını anlıyorum da tek futbolcuya seyircisiz oynama cezası nasıl oluyor ya? Larabella, çok boş bıraktık, yapmayın çocuklar. Aman dikkat, Larabella topla ceza sahasına girdi. Yusuf yapma, Yusuf yapma, yapma Yusuf. Oralarda yapma bunları, yanlış hareketler bunlar. Hay s**yim ben Yusuf'a be kardeşim ya. Yusuf yine ne yaptı ya? Yusuf ceza sahasında Larabella'nın iki bacağını kırdı. Hakem kırmızı kart gösterdi. Yusuf ise buranın adı ceza sahası, Larabella'ya ceza sahasında cezayı kestim, hakem bana haksızlık yaptı diyerek kendini savundu. İnsan Hakları Mahkemesi Yusuf'u haklı buldu. Adam haklı beyler, dağılalım diyerekten dağıldılar. Bence biz de dağılalım. Aragaz sabah haberleri sona erdi. Aragaz. Felsefenin dibine vuran program. Madem gireceğiz kabire, s**rim habire. Paskal. Kadir. Ve işte o an geldi devran.
Hangi yan geldi? Menzillerin sarardı. Of. Duyguların tosardı. Ay. Şehir dünyasının sesli yamaçlarında. Ah. Ponki ponki torino şiki şiki şahine tiki takto diyerek neşe içinde dolandığımız o büyülü anlar yani şiir style. Sen mi yazdın? Ben yazdım Pascal. Konusu ne? Dün gece sen uyurken birden böyle duygularım tosarıverdi hacı. Yeni yıl geldi. Biz yeni yıl programı yapamadık. Hafta sonuna denk geldiği için. E bari şiirini yazayım dedim. Yeni yıl şiiri yazdım Pascal. Öf ya. Oku bakalım. Yeni yıl şiiri halkıma hayırlı bir sene için vesile olur. Ümit ediyorum efendim. Herkesin gönlüne göre geçecek bir 2016 olur. İnşallah hayırla, uğurla, bereketle gelmiştir 2016 diyoruz. Evet, güzel bir fon alayım. Geliyor geliyor. Yapıştır. Yeni yılın hastasıyım adostlar. Yeni yılın sanatsal kıstasıyım. Ne demeksin? Yani sanat denen şeyin Messi'siyim, Iniesta'sıyım. Bilmiyorum anlatabildim mi? Yeni yıl iyidir sonuç olarak. Zaten rağbet olsaydı eskiye, müracaat ederdik eskiye. Gelip bağlasınlar odaya fıskiye. Yeni yıl iyidir canolar. Süslenir sokaklar, süslenir panolar, yükselir mi bilmem döviz kurları, bonolar. Bunlar hep tabii ayrı ayrı konular. Yeni bir şeyin başıdır sonuç olarak, hayatımıza yapılan bir aşıdır. Çok aşı yaptım mesela geçen yıl. Birçoğu istem dışıdır. Tek gibi bir şey olmuştur yani. Yitik bir zamanın bitikleridir yani, anlayacağınız o şekil. Çok da etik şeyler değildir. Dedim ya, tek gibi bir şeydir işte. Kimse Noel Baba'dan da bir şey beklemesin. Twitter'da, Facebook'ta beğenilerine eklemesin. Kimse kimseyi Noel Baba'yım diye de keklemesin. Allah Allah, dilime bir tiktir yapıştı arkadaş. Gel bir şey vereceğim diyen Noel Baba'yı kimse tiklemesin. Hastasıyız abi her şeyin yenisine. Sözüm meclisten dışarı da canolar, hastasıyız zenci adamın penyerisine. Sonuç olarak yeni yıl gelmiş, hoş gelmiş. Noel Baba boş gelmiş. Ortam da biraz loş gelmiş. Sevim hadi koş gelmiş. Noel Baba kılıklı biri kapıya sarhoş gelmiş. Hani hoh yaptı yüzüme vurdu o yüzden. Nasıl buldun Pascal? Kadir, seni tebrik edebilir miyim? Estağfurullah kardeşim, ben bir şey yapmadım. Ben halkımdan aldım, yine halkıma veriyorum, o kadar. Marifet halkım, ben bir aracıyım kardeşim. Abi sen var ya, eki devi, akmak diyorsun. Bize var ya, gominist sanacaklar. Geçti yavrum o günler, geçti. Gönül rahatlığıyla halk diyebiliriz artık. Abi yeni yıl şiiri var ya, muhteşem ya. Aynı böyle medyum gibi olacakları görmüşsün. Sanatçı böyledir. Geriye bakar ileriyi gör. Sanatçı halkın dikiz aynasıdır yavrum. Ya hemen havaya girdim. Neyse hadi bir çay molası verelim sonra devam edersen. Aragaz. Felsefenin dibine vuran program. Madem gireceğiz kabire, değil mi abi? Pascal. Kadir. Twitter adresimizi verelim. Pascal askizgi Kadir. Pascal alt çizgi Kadir. Ayda. Kadir telefon. Alo. Aleyküm selam benim. Kimsin? Oo Angela Merkel. Eyvah eyvah. Kadir yok de. Yok de. Nasılsınız Sayın Merkel? Kim? Hoşirik Godrik mi? O kim ya? Pascal mı? Ay siz ona Hoşirik Godrik mi diyorsunuz efendim? Ha? Özenin kalmadı lan. Ya Sayın Merkel, Hoşirik Godrik'iniz doğalgazı yatırmaya gitti. Buyruk varmış biraz. He. Aa bak geldi Hoşirik Godrik. Pascal, Sayın Merkel arıyor bro. Abi ne yaptın be? Ne yaptın be? Sayın Merkel iyi seneler diliyorum efendim. Pascal'la siz şimdi dargın mısınız şu anda? Neden? Evet.
Yapmayın ya. Neden? Allah Allah. Ne diyor? Sayın Merkel diyor ki ne? Yılbaşından diyor, bir gün önce diyor Pascal'a WhatsApp'tan mesaj attım. Hoşiriyim, yılbaşında beraberiz değil mi? Yeni bondaj set aldım. Güzel kauçuk kırbaç, çivili soba, çelik kelepçe. Seni tavana asıp sallandırmak için iz bırakmayan halat aldım. Kırmızıda bir yılbaşı gecesi yaşayalım istiyorum demiş. Sen de okey diye mesaj atmışsın. Sayın Merkel siyah lateksten mistress elbisesini giyip sabaha kadar beklemiş. 12 saat deri elbisenin içinde mantarı kaptım diyor. Pascal'a dargınım, gelmedi diyor. Abi çok pis dövüyor. Dayanamıyorum ya. Sayın Merkel bakınız, Pascal top oynarken de sertlikten yılmayan bir topçuydu ama... Yani siz çocuğa verdiğiniz gırbacı, iple tavandan aşağı sarkıttınız, ispal tuğlayla vurdunuz, ondan sonra say my name diye bağıra bağıra yıldırdınız ya. Esenekli oldu bu oğlan. Ya ben elimi kaldırıyorum, korkuyor, masanın altına siniyor ya. Ya Scottish Short Hair kedi yavrusuna döndü kara panter gibi adam ya. He? Evet. Anlıyorum. Ne diyor be? Diyor ki neden bilmem diyor. Pascal görünce bütün bastırılmış öfkem dışarı çıkıyor diyor. Gırbacı diyor, vurmadan duramıyorum diyor. Aslında ben böyle bir kadın değilim, mazbutum ama diyor. İçimdeki karanlığı gıvışlıyor bu Pascal diyor. Gıvışlamak? Ya bu ne lan? Lan babaannen yaşındaki kadını bile Lucifer'e çeviriyorsun Pascal'a. Nasıl bir enek türün var senin ya? Ali vallahi bak, ben bir şey yapmıyorum. Alo Sayın Merkel, şimdi bak Pascal gelemez. Çünkü geçen sefer kendisine yaptığınız o çivili punishment cezası var ya, o fantazi ha. Ondan sonra tatanoz oldu bu çocuk. Tabii buna iğne vurduruyoruz biz şimdi. Hala tatanoz iğnesi oluyor bu ya. Bitsin tatanoz iğne kürü, ben yollayacağım bunu, merak etme. Tabii. Hayata gitmem. Tabii canım. Pascal da seviyor bu ceza olayını. Annecik seni cezalandıracak deyince ödül maması görmüş Jack Russell gibi seviniyor, bir görsen. Sana ne var ya? Yazıklar olsun Kadir. Rica ederim Sayın Merkel. Ben yabancı mıyım canım benim ya? Ha ablam, ben yabancı mıyım bacım ya? Siz bütün bondaj setini hazırlayın ya. Yalnız önceden bir yağla Pascal'ın canı tatlı. Sıkıştırdığın zaman eli kolu yıpranıyor çocuğun. Evet. Hadi işiniz gücünüz az kessin, tabancanızdan ses kessin Sayın Merkel, hadi. Hürmetler ablacığım. Of Kadir, bitirdin beni. Lan bir şey olmaz, ne olur iki sırıp bağlayacak kadın ya. Aragaz. Her friki gol yapan tek program. Aragaz. Tövbe tövbe. Pascal. Kadir. Twitter adresimizi vereceğim mi canım? Pascal Askizgi Kadir. Pascal Askizgi Kadir resmi Twitter adresimizdir efendim. Bize tweet atınız. Bak yok trafikteyim, yok elim kolum dolu, yok yan bastı, yok çamura battı. Bunları kabul etmiyoruz. Herkesler tweet atacak kardeşim. Tweet atan altın bulsun. Tweet atana Büyük Başkan Sen Thunderbolt stada sokacak. Amin. Pascal stüdyomuzda kim var? Büyük Başkan. Ben bunun ağzını tavanla Kadir. Ne dedim yine ya? Dediğin değil, demediğinden dolayı rahatsız adam. Koca başkan sen Thunderbolt böyle mi anons ediliyor ya? Ha? Bak dinle. Efendim bütün kulüplerin başkanı. Türk ve dünya futbolunun zirvesindeki isim. Dünyadaki bütün spor komplekslerinde hakem odası basmak gibi erişilmez bir rekorun sahibi. Takımdan ayrı düz koşunun mucidi. Statların efendisi, büyük, arıza ama manyak Başkan Sen Thunderbolt stüdyomuza şeref verdiler efendim. Aferin Kadir, yeni yılda da formdasın, seni stada sokacağım. Teşekkür ederim başkanım. Başkanım beni. Seni çıktığın, neyse söylemeyeyim şimdi. Büyük başkanım, enteresan bir açıklama var. Beşiktaş Tolga'yı biliyorsunuz. Bilmem mi? Tabii, dikini oynar, bak çok severim. Evet, uzun bir süredir sakat kendisi, sanıyorum 8 ayı buluyor sakatlığı. Bir açıklama yapmış televizyonda. En çok neyi özledin demiş. Tolgay demiş ki en çok adama girmeyi özledim demiş. Nasıl yorumlarsınız efendim? Şimdi ben saygı duyuyorum Kadir. Olabilir. Yani bana sorsam bak şahsen ben tercih etmem. Niye? Adama niye gireyim değil mi yani? Akıl var, mantık var yani. Başkanım valla var ya, zaman zaman adama girmeyi ben de özlüyorum. Nasıl adama girmeyi özlüyorsun? Kayarak. Artık Beşiktaş'ın havasından mı suyundan mı bilemeyeceğim yani. Başkanım bir de Fenerbahçe ara transferde Bordeaux'dan Diego Rolan'ın işini bitirmek istiyormuştu. Ona ne diyorsunuz? Ben de duydum. O çocuk var ya çok iyi topçu. Forvet ama kanatta da oynuyor. Ben onun işini geçen sene bitirdim. Aa, hiç haberimiz olmadı. Nasıl bitirdiniz işini? Bir gece ansızın bitirdim. Onun bile haberi yoktu.
Başkanım çok hızlısınız. Vallahi öyle ama Diego Rolan'ın işini bitirmekte zorlandım. Sabaha kadar uğraştım ya. Yordu beni çok yani. Neden başkanım? Kendini sıktı biraz bu. Nasıl sıktı? Ya işte Türkiye'ye gelsem nasıl olur? Acaba Avrupa'da mı kalsam? Hanıma sorsam falan diye epey bir düşündü, canı sıkıldı. Sonra bir cigara yaktı bu. Ben buna bir şişe kırmızı şarap açtım. Saatte ilerledikçe ortam tabii ısındı haliyle. Öyle oldu yani. Peki başkanım, Galatasaray durum ne? Büyük Mustafa ufaldı ya. O nasıl oluyor ya? Bak daha önce arşivden de dinleyin. Ben daha önceden söylemiştim. Ben onlara ilk başta dedim büyüğünü almayın. Önce dedim küçüğünü alın. Alışınca ortancasını alın. En son büyüğünü alırsınız dedim, dinlemediler bunlar. Büyük Mustafa büyük geldi. Bak maç kazanamıyorlar, görüyorsun. Halbuki bak ortanca Mustafa şu an Galatasaray için çok uygun. Bak ortancayı alsalar da olurdu. Büyük Mustafa ben sana söyleyeyim bu gidişle sezon sonunu göremez yani. Başkanım Lucescu da Trabzonspor başkanıyla el sıkışıp anlaşmış ama demiş ki 2 sene takımı ben yönetirim, sonra sportif direktör olurum, takımın başına da oğlum geçer demiş. Onu var ya Trabzon'da böyle yatırıp yani ben öyle olur mu öyle şey ya? Trabzon hocası bellidir, Ahmet Suat Özyazıcı. Başkanım Ahmet Suat Özyazıcı hoca efsanedir, doğru. Ama bildiğim çok yaşlandı, 80'li yaşlarında falan değil mi? Olsun. Trabzon'u Ahmet Suat oynatsın, şampiyon olur. Bak ben Fener'in başına da Didi'yi getirecektim ama adam ölmüş ya. Yani ne zaman öldü de haberim olmadı ya. Ne demek ne zaman öldü? Adamın gelmesi yakın başkanım ya. Başkanım size bir müjden var. Hadi söyle söyle. Bizim stadın var ya, merdivenleri bitti. Ne? Alçaklar, ulan hainler, ulan nankör, ulan satılmış köpekler. Oğlum merdiven deme bana bak. Başkan, şerefsizlik yapma merdiven ya? Deme bana. Aa, ne vuruyorsun başkanım, ben mi merdiven dedim? Şimdi dedin işte. Alçaklar nankörler. Ulan gel lan buraya. Yine azdık kaçma lan. Biz kaçıyoruz efendim hadi. Merdivenlere kaçmayın lan. Asansörden kaçın lan. Şerefsiz. Gelin lan buraya. Kalk kalk kadın kalk kalk. Ayakkabı da başladı la bu. Haydi bay bay. Aşıksan vursa da şoförsen başkasın. Hadi be. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragas.